tanesi yarın. Battal Gazi 7. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Uyarlayan Tayfun Türkili, Mehmet Mert. Kayıt, montaj Mahmut Acar. Bizanslıların korkulu rüyası olan Malatya Bey'in yiğit serdarı Hüseyin Gazi, bir gün Bizanslılar tarafından pusuya düşürülerek şehit edilince, kılıcını beline takan Battal Gazi, babasını şehit eden katilleri öldürür. Battal Gazi'nin bu yiğitliği, Malatya Bey'in dikkatini çeker ve kendisini genç yaşında ordusuna serdar tayin eder. Bizanslıların Türkleri ve Müslümanları katletmek için Anadolu üzerine sefer açacağını öğrenen Battal Gazi, tüccar kılığına girerek Bizans'a gider. Ancak Bizans, bozuk inanışlar yüzünden çok karışıktır. İmparatorla arası bozulan papazlar, halkı imparatora karşı kışkırtmaktadır. İmparator da onlara gözdağı vermek için saraya davet eder. Bunu haber alan Battal Gazi, bir şeyler öğrenirim ümidiyle papaz kılığına bürünerek imparatorluk sarayına girer. İmparator Bizans'taki kiliselerin Roma'nın emrine girmesini istemekte, papazlarsa buna karşı çıkmaktadır. Tartışmanın en hararetli bir anında imparator emrine boyun eğmeyen patrikle papazların öldürülmesini emrini verince, pelerinin altına sakladığı kılıcını çıkaran Battal Gazi olaya müdahale eder ve tek başına yalın kılıç ortaya atılır. Delik deşik edin sersemler, korkaklar, üç kişi bir kişiyi öldüremediniz. Saldırın, gebertin şunları. Akıl vereceğine sen de gel karşıma imparator. Al bakalım. Al bakalım. Gözlerime inanamıyorum. Üçünü birden öldürdü. İmparatorum felaket. Halk kapıları kırdı ve içeri girdi. Şu anda avluya dolduruyor. Neler söylüyorsun? Neler söylüyorsun sen sekülerim? Nasıl durduramadınız onları? Binlerce kişiye karşı ne yapabiliriz ki efendimiz? Hepsi de silahlı. Papazları öldürdüğümüzü söylüyorlar. Gözleri dönmüş. Az sonra salona girmiş olacaklar. O zaman çok geç kalmış olacaksınız. Çabuk kaçınız. Alçaklar, namussuzlar. Bunun hesabını soracağım sana Patrik. Halkı aleyhime kışkırtmak neymiş göstereceğim sana. Kahrolsun imparator, imparator kahrolsun. Hay aksi, şeytan, halk buraya geliyor. Hemen kaçayım bari. İmparator, imparator. Bakın, sıkıyı gören imparator nasıl kaçtı Patrik Hazretleri. Yanılıyorsun. Onun kaçabileceği hiçbir yer yoktur. Halk onu yakalayıp cezasını verecektir. Sana gelince hayatımı kurtardın. Kimsin sen? Adın ne? Hangi kilisenin papazısın? Söyle evladım. Söyle de seni ödüllendireyim mi? Halk Patrik'le kucaklaşırken ben de ortadan kayboldum. Niye ki saraya girmişim? Böylece olanı biteni gözlerimle gördüm. Gördüklerimi hemen Malatya Bey'ine anlattım. Sakin olun. Sakin olun. Durun. Bırakın beni. Bırakın beni. Oh, nereye? Nereye gitti o? Nereye gitti? Ne soruyorsunuz? Beni ölümden kurtaran, tek başına imparatorun yaveriyle üç muhafızını öldüren genç papazı soruyorum. Nerede o? Gitti mi yoksa? Burada bizden başka kimse yok Patrik Hazretleri. Ama az önce buradaydı evladım. Onunla konuşuyordum. Hayatımı kurtardı o benim. Hayal görmüş olmayasınız Patrik Hazretleri.
Anlaşılan o genç papaz hazretli İsa tarafından bize gönderilen bir melekmiş. Evet, o bir melekti. Tek başına kılıcıyla imparatorun askerlerine kafa tuttu. Beni ve papazları ölümden kurtardı. İhtilalcilerin imdadına yetişmesini sağladı. Ve işini bitirdikten sonra da yeniden göğe Hazreti İsa'nın huzuruna çıktı. Hoş geldin Battal Gazi. Seni sağ salim karşımda görmek beni sevindirdi. Sağ ol beyim. Allah'ın izniyle gittim, göreceklerimi gördüm ve geldim. Neler gördün Battal Gazi evladım? Dedikleri gibi Bizans imparatoru üzerimize ordu göndermeye mi hazırlanmaktadır? Malatya önünde perişan ettiğimiz Amorion komutanı Şemas'ın imparatordan yardım istediği doğrudur beyim. Lakin imparator bu iş için kılını bile kıpırdatmamaktadır. Neden? Çünkü imparatorun Müslümanlarla savaşacak hali ve vakti yoktur da ondan. Sebep? Sebebi gördüğüm kadarıyla Bizans'ta halk ve askerler ikiye ayrılmış bir vaziyette beyim. Halk papazları, askerlerse imparatoru tutuyor. Böyle bir keşmekeş içinde bulunan imparatorluğun Anadolu'ya bir ordu gönderebilmesi imkansız. Doğru dersin Battal. Şu halde Malatya ve İslam ülkeleri bir tehlike karşısında değil. Öyle beyim. Bizans'ta rüşvet ve ahlaksızlık almış başını gidiyor. Genç kızlar pazarlarda satılıyor. Papazlar halkı soyuyor. İmparatorsa kendi sarayında hayatından endişe ettiği için muhafızsız dolaşamıyor. Desene Bizans imparatorluğu çökmek üzere. Aslında beyim şu anda elinizde mükemmel bir fırsat var. Bir İslam ordusu bu karışıklık içinde pekala Bizans'ı zapt edebilir. Doğru dersin Battal. Bunu hemen halifeye bildireceğim. Bu fırsatın kaçırılmaması gerek. Toplanacak acele bir orduyla Bizans Müslümanların eline geçebilir. Saatlerdir at üstündeyiz Battal Gazi. Şu dere kenarında biraz dinlenelim artık. Olur, dinlenelim Ahmer. Neyin var Battal? Bizans'tan döndüğünden beri yüzün gülmez oldu. Gece gündüz at biniyor, oradan oraya deli boğalar gibi koşup duruyorsun. Canını sıkan bir şey mi var? Evet var Ahmer. Nedir? Bizans'tan döndüğüm zaman Malatya Bey'ine Bizans'ın zayıf bir durumda olduğunu, iç meseleleri yüzünden karmakarışık bir halde olduğunu ve acele toparlanacak bir İslam ordusuyla hücuma geçersek Bizans'ı zapt edebileceğimizi söylemiştim. Teşhislerin isabetli. Peki Bey ne cevap verdi? Halifeye durumu bildireceğini söyledi. Ama aradan aylar geçmesine rağmen ne İslam ordusundan ne de halifeden bir haber çıkmadı. İşte canımı sıkan bu vurdum duymazlık Ahmer. Bizans İmparatorluğu döneminin en kötü günlerini yaşıyor. Halk papazların tesiriyle ihtilal yapıyor ve sık sık imparator değişiyor. Ordu öylesine güçsüz ve perişan ki bir saldırı halinde direnemeyecekler bile. Ama biz ne yapıyoruz? Sadece burada boş boş oturmuş hiç gelmeyecek olan halifenin ordusunu bekliyoruz. Sen elinden geleni yapmışsın Battal. Canını sıkma. Hayır, burada böyle elim kolum bağlı oturamam. Ben rahmetli Hüseyin Gazi'nin oğluyum. Ben İslam adına savaşan bir cengaverim Ahmer. Yarından itibaren yanıma 500 atlı alıp akınlara başlayacağım. Ne? 500 atlıyla akınlara mı başlayacaksın? Evet. Ve bu 500 atlının biri de sensin. Hazır ol. Yarın sabahtan itibaren akına çıkıyoruz. Allah bizimle olacaktır inşallah. Gazi beraberindeki 500 yiğidiyle birlikte 2 yıl sürecek bir akına başladı. Anadolu'nun içlerine daldı. Karadeniz kıyılarına kadar uzandı. Başta Kayseri olduğu halde Türk ve Müslümanlar tarafından düşman Bizans'ın elinde bulunan her tarafı haraca bağladı. Bizans idaresi altındaki bütün Anadolu şehirlerini alt üst etti. Bu arada namı ve şöhreti de yayıldıkça yayılıyordu. Hristiyan analar çocuklarını korkutmak için Battal Gazi geliyor sözünü ağızlarından düşürmez olmuşlardı. Ve haftalar haftaları, aylar ayları kovaladı.
Artık Malatya'ya geri dönsek Battal. 2 yıldır evimize hiç uğramadık. Anadolu'da ne kadar Bizans kalesi varsa, beyi varsa hepsini perişan ettik. Vergiye bağladık. Bu kadar akın yetmez mi? Hayır. Hala Türk topraklarında Bizans'ın emrinde olan şehirler ve kaleler var. Hepsini düşmandan temizlemeden Malatya'ya geri dönmek yok Ahmer. Efendim, birisi sizi arıyor. Kimmiş arayan? Bilmiyorum. Söyleyeceği şeyi ancak size söyleyebilirmiş. Gelsin bakalım. Selamun aleyküm yiğidim. Ve aleyküm selam. Kimsin sen? Niçin görüşmek istersin? Malatya Bey'inin habercisiyim. Sana bir mektup getirdim. Mektup mu? Hayırdır inşallah. Ver bakalım. Buyurunuz efendim. Serdarım Battal Gazi. Elhamdülillah. Nihayet halifemiz bir ordu donatıp yola çıkmak üzeredir. Pek yakında oralara geleceğini ümit ediyorum. Duydun mu Ahmet? Duydun mu? İslam ordusu yola çıkmış. Bizans üzerine sefer yapacakmış. İşte sonunda istediğin oldu yiğidim. Duaların kabul oldu. Hadi hemen vakit kaybetmeden gidelim Ahmet. Reşit! Arkadaşlara söyle atlarını hazırlasınlar. Malatya'ya gidiyoruz. Baş üstüne efendim. Mektubunu alır almaz geldim beyim. İslam ordusunun harekete geçmesine çok sevindim. Evet. İslam ordusu şu anda 100.000 kişilik bir kuvvetle Bizans üzerine yürümektedir. Buna da çok sevindim beyim. İnşallah Bizans'ı zapt edeceğiz. Lakin yolda haber aldım. Bizans da bir ordusunu üzerimize göndermiş. Doğru mudur? Doğru serdarım. Gönderdikleri ordunun komutanı da Leon adında şöhretli bir generalmiş. General Leon. Evet, bu çok önemli bir isim. Ben Bizans'tayken onun adını çok işitmiştim. Onun çok iyi bir savaşçı olduğunu söylüyorlar. Bu ordumuzun yürüyüşünü ve gücünü kırabilir. Endişelenme. Bizans ordusu İslam ordusuna hiçbir şey yapamaz. Dün İslam ordusu komutanı Müslüme'den bir haber aldım. General Leon oğlunu elçi olarak göndererek kendisiyle görüşmek istermiş. Allah Allah. Neden peki? Leon görüşmede Müslüme'ye Bizans'taki durumun son derece karışık olduğunu, bugün Bizans tahtında bulunan imparatorun çok değersiz bir adam olduğunu söyleyerek ona hizmet etmektense Müslüme'ye senin emrinde savaşmayı tercih ederim demiş. Ya peki sonra? Leon Müslüme'ye kabul ettiği takdirde Bizans'a kadar rehberlik yapmayı ve şehri ele geçirmede yardımcı olmak istediğini teklif etmiş. Peki bunun karşılığında General Leon İslam ordusu komutanı Müslüme'den herhangi bir şey istememiş mi? Bizans İslam ordusu tarafından zapt edildiği takdirde imparatorluğa ait değerli hazineden kendisine pay verilmesini, daha sonra dinini değiştirerek İslam olmak istediğini ve Anadolu'da bir beylik verilmesini istemiş. Anlayacağın, General Leon'un vatanına ihanet sebebi para ve makam. Ne diyorsun bu işe Battal Gazi? Bizanslıları kısa zamanda iyi tanıdım beyim. İhtirasları uğruna yapmayacakları şey yok. Nitekim işte Leon da para ve makam uğruna Bizans kapılarını Müslümanlara açacak kadar şerefini ayaklar altına almaya hazır. Evet, haklısın Battal Gazi. İnsanın vatanı ve inandığı dini dünyanın en değerli hazinesiyle bile değişilmez. Peki Bizans Leon'un bu ihanetinden haberdar mıdır beyim? Evet. Casusları aracılığıyla ihaneti öğrenmişler ve Bizans'ta istenmeyen adam ilan edilmiş. Hatta Leon'un İslam ordusuyla birlikte üzerlerine geldiğini öğrenince imparator ordusu için adalarda ve Rum elinde bulunan kuvvetleri de Bizans'a çağırmış. Anlayacağın, halifenin ordusunu Bizans'ta büyük bir kuvvet bekliyor Battal. Madem durum böyle, izin verirsen Bizans'a gidip savaş hazırlıklarını gözlerimle görmek isterim beyim. Peki git yiğitim. Allah yardımcın olsun. İşte Bizans'a geldik Ahmer. Bakalım Müslümanlar üzerine sefer yapacakları doğru mu değil mi? Burada anlarız. İyi ki kıyafetlerimizi değiştirdik. İkimizin de tipik birer Bizans köylüsü olmadığımızı kimse fark edemez. Evet haklısın. Kapıda yüzümüze bile bakmadılar. Ey Bizans halkı! Ey Bizans halkı, beni dinleyin! Neler oluyor orada? Bizanslı bir subay halkı etrafına toplamış, bir şeyler anlatıyor. Gel neler olup bittiğini öğrenelim hadi. Ey Bizanslılar! Şu anda mukaddes şehrimize bir tehlike yaklaşıyor. Bir İslam ordusu Bizans'ı bizden almak üzere yolda olduğunu öğrendik. Tanrım tanrım, korkmayın. Korku bir şeye çare değildir. Bu durum karşısında bize düşen şey kendimizi müdafaa etmek, Bizans ordusunu daha da kuvvetlendirmektir.
Onun için Haşmetli İmparatorumuzun emriyle eli silah tutan kuvvetli erkekleri orduya yazılmaya davet ediyoruz. Duyuyor musun Amer? Bizanslıların gözü bizden ince korkmuş. Evet, korkularından sivil halktan asker topluyorlar. İmparator askere yazılacaklara dolgun maaş verecektir. Bu mukaddes vazifeye koşanların şimdiye kadar işlemiş oldukları bütün günahlar da Patrik tarafından affedilecektir. İşte önünüzde bir cennet yolu var. Böyle bir fırsatı her zaman ele geçiremezsiniz. Gönüllü olarak yazılmak isteyenler şu tarafa ayrılsın. Hadi. Amer, aklıma bir şey geldi. Gel Bizans ordusuna gönüllü olarak katılalım. Ne dersin? Ne? Yiğidim, sen çıldırdın mı? Gel hadi, böyle fırsat her zaman ele geçmez. Hey komutan, ben ve arkadaşım gönüllü olmak istiyoruz. Bizi de yazıverin. Ya öyle mi? Peki sen hiç savaşa girdin mi? Yok. Peki kılıç kullanmasını biliyor musun? Hep biliyorum. Şuna bakın hele. Hem iç askerlik yapmadığını, savaşa girmediğini söylüyor, hem de kılıç kullanmasını bildiğini ile sürüyor. Peki bu işi ananın karnında mı öğrendin sen? Hayır. Kılıç kullanmasını bana babam öğrettiydi. O birçok savaşa katılmıştı. Öyle de olsa bu kılıç kullanmasını bildiğini ispatlamaz. Arkadaşım doğru söylüyor komutanım. İyi kılıç kullanır. Peki sen savaşa katıldın mı? Elbette katıldım. Tamam. Seni gönüllü olarak alıyorum. Onu da al. O da iyi kılıç kullanır. Evet, kullanırım. Savaşa girmedim ama savaşa girmiş herhangi bir tecrübeli askerden daha iyi kılıç kullanırım. Bunu ispat edebilir misin? Ederim. Bir tecrübeyle her şey anlaşılabilir. Tamam. Çavuş, şu delikanlıyı al, bir tecrübe et. Bak bakalım kılıç kullanmasını biliyor mu? Baş üstüne komutanım. Delikanlı. Buyur. Çek kılıcını ve bana saldır. Nasıl saldırayım yani? Basmaya saldır. Yani savaştaymış gibi. Kılıcınla beni öldürmeye çalış, hadi. Sahiden mi? Şakadan mı saldırayım? Şakadan olur mu aptal herif? Sahiden öldürmeye çalışacaksın. İyi ama ya seni öldürürsem? Hadi hadi, güldürme beni. Sen kim oluyorsun da beni öldüreceksin? Ben kendimi müdafaa etmesini bilirim, tamam mı? Sen istediğin kadar beni öldürmeye gayret edebilirsin dostum. Ya buna nasıl inanabilirim ki? Seni öldürdüğüm takdirde canımı kurtarabileceğimi nasıl temin edersin? Ölüler konuşmadıklarına göre kime ne dert anlatacak? Vay canına, demek kendine bu kadar güveniyorsun ha? Hadi hadi hadi, hadi saldır bakalım hadi. Ya peki şimdi sana hücum edeceğim ama seni öldürmeyeceğim. Bunu göze alamam. Yalnız sıkı dur, kılıç elinden düşmesin komutan. Ne demekmiş o? Sözlerim açık değil mi? Kılıcını sıkı tut diyorum. Tamam tamam, sıkı tutarım acemi çaylak. Dediğin gibi olsun, hadi bakalım saldır. Peki, saldırıyorum. Al bakalım. Çavuş, ne oldu? Kılıcımı yere düşürttün. Sana söylediydim. Sıkı tut demiştim. İyi ama... İnsan kılıcını hiç düşürür mü çavuş? Savaşta olsan hep uyutmuştum valla. Ne oldu çavuş? Efendim, kılıcı gevşek tuttuğum için yere düşürdüm de... Nasıl olur? Çavuş, istersen bir daha deneyelim. Yalnız bu sefer kılıcını elinde sıkı sıkı tut ha. Yani yine mi düşüreceksin? Düşürürüm. Yapamazsın bunu. Sen de kim oluyorsun be? Hadi dene bakalım. Düşürebilecek misin? Düşüreceğim. Hazır mısın? Hazırım. Seyirciler, sizler şöyle biraz açılın. Açılın, açılın. Çavuşun kılıcı yeniden uçtuğu zaman birinize saplanıp yaralamasın. Battal Gazi adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.